Umut Sönmez soruyor. Yaradan evlatlarını yakmaz diyorsunuz. Fakat bu dünya yanan, parçalanan insanlarla dolu. Başka türlü yapamazdı diyorsunuz. Her şeye gücü yeten için başka metot yok. Metot mu yoktu? Bu nasıl bir iyilik? Bu da çok güzel. Ama adına da uygun bak. Umut sönmez. Tamam mı? Her zaman bir umut var yani. Ama soru güzel. Bugün sorularınız çok güzel. Evet. Doğru. Başka bir metod yoktu. Bu dünyada herkes yanıyor. Doğru. Ama biz şunu sormalıyız. Bizler acaba yaradanın evlatları mıyız? O kıvamda mıyız? Evlat mıyız? Her şeye gücü yeten birisi her şeyi yapabilir. Ama bu demek değil ki onun gücü yettiği şeyi sen yapmış oldun. Yerden elbette her şeyi yapar. Bizi bütünlük, mükemmellik içinde de yaratır. Baştan cennete koyar, keyfini sürün de diyebilirdi. O zaman iyi bakılmış köpekler gibi olurduk. Adam olmazdık ama. O yüzden bu dünyada her şey, biraz önce söylediğim gibi, her şey kötü olmak zorunda mı? Zorunda. Ama şunu anlamamız lazım. Yaratana evlat olmak demek, bedenlerimizin içindeki hayatta bu dünyada kendi arzumuzun peşinde koşarak, bu dünyadaki herkesi ve her şeyi kendi menfaatim için sömürüp eylemler yaparak olmaz. Bu dünyanın kötü olmasının sebebi insanın neyin kötü olduğunu tayin etmesi ve görmesi için. Yerden baştan da, hey ben buradayım, şöyle yaşamanızı istiyorum, dediklerimi yapın, şöyle yaşayacaksınız gösterirdi bize. Ama bu bize rüşvet vermek olurdu. Bize adam yapmak olmazdı. Yaradan'ın çok büyük bir dileması var, hep söylüyorum. Yani söylüyorum dediğim, kabalistik yazılarda da öyle. Düşün şimdi Umut. Sana bir tane eşek veriyorum. Ve sana diyorum ki Umut, bundan gerçek bir insan yapacaksın. Yaradan'ın dileması bu. Nasıl olur da bir eşekten insan yapabilirsin? İnsanın doğası bir eşeğin doğası gibi. O yüzden zor. Ama Yaradan'ı anlayabilmek için yolu yaşamak lazım. Bazen çocuklarımıza da acımasız babalar gibi gözüküyoruz. İstediği şeylere hayır diyoruz, yapamazsın diyoruz, kaşlarımızı çatıyoruz, hizaya sokuyoruz, raya sokuyoruz. İnat ederse inadını kırmak zorunda kalıyoruz. Hoşumuza giderek yapmıyoruz ama. Üzülerek yapıyoruz. Ama yapmak zorunda kalıyoruz. Neden? Çocuğu hayata adapte etmek zorundayım baba olarak. Ve hayatın çocuğumu adapte etmesi için çocuğu hayata bırakırsam hayat daha acımaz. Yaradan'ın da durumu o. O yüzden bir taraftan baktığımız zaman kabus gibi bir dünya. Öteki taraftan baktığımız zaman gelinecek amaca kıyasla Yaradan'ın yaptığı her şey çok iyi. Ama amaca göre görmüyorsam onu, dünya kabus gibi. O yüzden her şey bir olaya, hangi açıdan baktığıma bağlı. İçinde bulunduğum koşulda kendimi iyi ya da kötü hissettiğim koşula göre ölçecek isem dünya kötü. Kabus gibi, iğrenç bir yer. Ama çalışmanın içerisindeysem, yaratılışın amacını biliyorsam, kestirdiysem gözüme, olan olayları dolayısıyla amacı endeksleyip nasıl onlarla çalışacağımı bilirsem, o zaman hayat bambaşka bir şey olabilir. Macera olabilir. Tüm hayatımı inşa edebildiğim bir oyun alanı da olabilir. Öyle düşünmek lazım. Yaradan'ın bedenlerle bir alakası yok. Onu da söyleyeyim. İnsanın bedenine karşı Yaradan'ın hiç bir acıması yok. O yüzden bazı insanlar diyor, çocuklar ölüyor, yetişkinler ölüyor. Peki yani kim öldürüyor herkesi? Yaradan. Her şeyi Yaradan yaratmadı mı? Yarattığı zaman ne olacağını bilmiyor muydu? Biliyordu. Dünyada hiçbir şeyi insan yapmaz. Yapamaz zaten. Her şey Yaradan'ın elinde. Ama olan her şey yaratılışın sonucu olan kötü doğamıza endeksli. O yüzden burada içinde bulunduğumuz koşuldan ziyade hangi amaca doğru bize yaklaşıyor onu bulmamız lazım. Ve insanoğlunun problemi bu. Hayat daha da kötüye gidecek. Gördüğün gibi adam olamıyoruz binlerce yıldır. Ama yaratılışın amacı adam olmak. Ve inatçı bir oğulun inadını baba kırmak zorunda. Niye adam olamıyoruz binlerce yıldır? Çünkü gelişimimiz o kadar yüksek olacak. Sanki salaklar gibiyiz. Düşünsene bak, binlerce yıldır savaşıyoruz, birbirimizi öldürüyoruz. Yani düşün, bir konsept olarak düşün bak. Binlerce yıldır savaşıyoruz, birbirimizi öldürüyoruz aynı sebeplerden dolayı. Para ve iktidar sahibi olmak. Başka hiçbir şey yok. İtibar, gurur, zenginlik. Tamam, başka hiçbir sebep için öldürmüyoruz. Binlerce yıldır. Elimize geçen şey ne? Hiçbir şey. Kimsenin ne huzuru var, ne mutluluğu. Ama görüyorsun, yine aynı yolda gidiyoruz.
Çünkü sürekli ilerleyen, büyüyen bir haz alma arzusu var. Büyüyen bir ego var. Ve o büyüyen egoya göre yeni safa geçmişi tümüyle formatlıyor. Ve o yüzden insan sanıyor ki geçen sene maçı kaybettiydik, bu sene kazanacağız. Hep o kafayla. Geçen sefer savaşı kaybetmiştik, bu sefer savaşı kazanacağız. Ve bizim dediğimiz olacak ölümden ölüme. Ama soruyorsunuz, uyanıyorsunuz. Soru şu esas. Tüm bunlar gözümüzün önünde olurken bizim ne yapmamız gerekiyor? Esas soru o.